Orkun Bilgin, selamun aleyküm. Önceki derste Nurdülhan Süfyaniyet'e karşı Kemalizme merciiyeti kaybettiğini ifade ettiniz. Başka derslerde üstadımızın vefatından sonra abilerin bir merci seçmediğini ifade ettiniz. Başka bir dersinizde Hulusi Bey'e sizden sonra kimi atayacaksınız, tayin edeceksiniz, diline eşek arısı soksun atayacaksınız diye soranlara ben kimim ki atama, atlama. Bundan bu kelimeler var ya, bana aynen hançer gibi saplanıyor. Bir nur talebesi bu kelimeleri kullanıyor. Atama. Ben insafsız, ben merhametsiz. 30 bin kelime var Risale-i Nur'da. Bir atama bul bakayım bana. Aşama bul bakayım bana. Sınav bul bakayım bana. Bulun. Sen nasıl nur talebesin? Neyse, şimdi onun üstünde durmayalım. Ben kimim ki atama yapayım? Mealinde cevap verdi dediniz. Müslüm Hocam, benzer sual size de tevcih edildiğinde Hulusi Bey'in kimine benzer bir cevap verdiniz. Nurcular bu merciyeti nasıl tesis edecek? Hiç kimse bu işe yanaşmıyor gibi görünüyor. Ha. İşte bunu öğrenmek için biraz Risale-i Nur'a ciddi bakacaksın. Bunların hepsi var. Fena fil ihvan meselesine ciddi bakacaksın. İntisafın şekillerini öğreneceksin. İntisafın şekillerini öğreneceksin. Bir var böyle karşılıklı oturur. Sen ona intisap edersin. O da senin intisabını kabul eder. Bir de var ki onun yaptığı dersleri kendine emir telakki edersin. Bu gidip ben sana tabi oldum, seni mürşit kabul ettim. Onun için sözlerini yapıyorum. Öyle değil. Bu müsafaha tarzında bir nitisaptır Risale-i Nur'un. Talebeleri bir Hulusi Bey'in gidip de efendim ben size mürşit. Ben kim ki senin mürşidi? Bediüzzaman'ın mürşidi olmadığı bir dairede. Hulusi niye mürşidi olsun? Mürşit yok mu? Mürşit var, sen anlamıyorsun. Merak etmiyorsun, derdine düşmüyorsun. Derdine düşmüyorsun. Derdine düşmek ayrı bir şeydir. Zonguldak'ta medrese açtık. Hikaye uzun, bir arkadaş geldi medreseye. Dedi bana eser ver okuyayım. Gençlik Rehberi'ni verdim. Dedi, bir hafta sonra getireyim dedi bana. Olur dedim. Bir hafta sonra bana haber gönderdi veya gördü, bilmiyorum. Aynı mahallede çalışıyoruz. Dedi, bir hafta daha müsaade eder misin? Olur dedim. 15 gün sonra getirdi kitabı, koydu oraya. Dedi, efendim bu eser normal bir esere benzemiyor. Bu işin arkasında ne var onu bana anlat dedi. Sizin çalışmak, yapmak istediğiniz ne dedi. Bu eser normal bir eser değil dedi. Ha böyle bir istidat bulasın, ayağını dibini yalayasın. Böyle bir istidat bulasın, ayağını dibini yalayasın. E şimdi, efendim mürşit yok dairede. E biraz şey yap, derdine düş, araştır. Biz bunu hususta bir kitap yazmışız. Risale-i Nur talebesiyiz. Bir kitap yazmışız. Risale-i Nur İşrat Kapısı diye. E sen derdin yok, han derdin yok. Derdin olmayınca öyle konuşuyorsun. Şimdi mesela ne anlatayım yani? Evet, bugün biraz sert konuşuyoruz değil mi? Mustafa Bey.